Herkese merhabalar. 7'den 8'e hazırlık kampımıza matematik dersimizde cebirsel ifadelerle beraber Tonguç abim. Seninle beraber cebirsel ifadeler konusuna bir bakış atacağız ve biz zaten bu konuda 8. sınıfta cebirsel ifadelerle çarpma, özdeşikler ve çarpanlar konusunu işleyeceğiz. Ama biz zaten bunların hepsini 6'da ve 7'de öğrenmiştik. Şimdi bunları bir tekrar edeceğiz seninle LGS'de beraber. LGS'de kaç soru geliyor hocam? Benim için bu önemli. LGS'de en az iki tane sorusu var hiç merak etme. 6. sınıfta Tonguç abim doğal sayılarla işlemlerde... Dağılma ve ortak çarpan özelliğini öğrenmiştik ki burada çarpanlar ile bağlantılı bu konu. Aynı zamanda cebirsel ifadelere bakmıştık ve cebirsel ifadelerin ne olduğunu modellemeyi beraber öğrenmiştik ki bununla da bağlantılı. Ve 7. sınıfta da Tonguç Öğrenmem cebirsel ifadeleri toplama çıkarma ve doğal sayı ile cebirsel ifadeleri çarpma konularını öğrenmiştik ki zaten bütün bu başlıklarla direkt bağlantılı bu konular diyoruz ve 2024 LGS oldu bitti. Hemen sana göstermek istiyorum. Bak LGS'de e, Cebrise ifadelerinden kaç tane soru gelmiş. 2025 LGS bekle bizi. Evet tebrik ediyorum. Gerçekten de 2025 LGS'de. İnşallah çok güzel sonuçlar elde edeceğiz. Cebise ifadeleri ilk, ilk soru bak tak diye burada ka karşımıza çıktı. Birinci soru daha cebise ifade çıktı görüyor musun? Ve X'ler, Y'ler, Z'ler, B'ler olunca zaten cebise ifade sorusu geliyor. Bak burada cebise ifade sorusu yedinci soru. Dolayısıyla bir ve yedinci soru mesela tak diye gösterdiğim sorular. Ve şimdi seninle beraber biz bunların bir tekrarını yapacağız ki sekizinci sınıfa temel oluştursun diye. Biliyorsun programımıza uygun bir şekilde ilerlemeye devam ediyoruz evladım benim. Programımızın ortasına geldik neredeyse ve cebise ifadeler dersimizdeyiz. Ve bunu yaparken biliyorsun en büyük yardımcımız 7'den 8'e hazırlık setimiz. Bunu kullanıyoruz. Bütün kampımız boyunca önce ödevimiz var. Ödevimizi yapma, yapmanı istiyorum. Hemen göstereyim sana ödevinde. Matematikteki ilk 3 testi çözeceğiz ama cebrisi ifadelerdeki ilk 3 testi çözeceğiz. Hemen göstereyim 7'den 8'e hazırlık setimizin içerisinde. 7'den 8'e kitabımızda yeni nesil matematiği sonra bakacağız. 7'den 8'e kitabımızda sayfa 120 hemen açıyorum evladım benim. Senle beraber 120'de. Bak cebrisi ifadeler ilk testimiz. Dağılma özelliği ve ortak çarpan 6. sınıf tekrarını yapıyoruz. Ardından da ardından da 7. sınıf tekrarına geçiyoruz 125'e kadar. 120'den 125'e kadar lütfen yap evladım benim. Sonrasında biliyorsunuz zaten 8. sınıfa şu bugün öğreneceğimiz 8. sınıftaki cebirsel ifadeler konusunun aslında İlk girişini istersen 0'dan 8'e hazırlık setimizden yapabilirsin. Bütün konular burada var biliyorsun. 0'dan 8'e sayısal kitabımızdan evladım benim. Cebi Seyfaliler aslında ilk senenin ilk konusu. ikinci dönemin ilk konusu diye düşünebilirsin. Ee, ve ilk, birinci dönemin de başında var aslında. Sonunda var özür dilerim. Bak buradan başlıyor. Sayfa 76'dan başlıyor evladım Ünite 3. Burada e, Cebi ifadelerinin çarpımı, modelleme ve benzeri burada hepsi var. Bunlardan da giriş yapabilirsin istersen diyorum ve hadi bakalım o zaman. Bu arada bu programımızın e, soft haline cep telefonunu yükleyecek haline burada QR kodu taratarak ulaşabilirsin cep telefonunu tak diye yükleyebilirsin evladım benim. Hadi bakalım o zaman dersimiz başlasın. Bir kere bugün senle beraber dağılma özelliğine bakacağız. Altıncı sınıfta bakmıştık. Ortak çarpan parçasına bak bakacağız. Altıncı sınıfta yine yapmıştık bunları. Ve cebirsel ifadeleri hem altıda hem yedide giriş yapmıştık bunları. Tabii farklı özelliklere bakmıştık senle beraber. Peki cebirsel ifadeleri hatırlıyor musun herhalde? X, Harikasın. X, Y, Dediğin gibi gerçekten X, oluşuyor. Yani XYZ, ABC Z, bunların her birisi cebirsel ifade demek. Çünkü bilmediğimiz harfler varsa, ıvır zıvır varsa böyle bilmediğimiz sayıların dışında harfler varsa bunu biz bunlara cebise ifade ediyoruz. Peki cebi ifade toplama çıkarma çok çok önemli. Çünkü benzer terimler ve benzeri burada karşımıza gelecek. Doğal sayı ile cebirsel ifadeyi çarpmada yedinci sınıfta öğrendiğimiz bir başlık. Hadi bakalım başlayalım. Bir kere dağılma özelliği Tonguç Eren şu demek. Bak burada arı İki tane çiçek var. İki tane çiçeği e, ne yapacak? Arı aslında böyle gelip özütlerini alıyor ve bizim için ne yapıyor? Biraz şifa böyle... yapıyor hocam. Harikasın. İşte bu yediğin şifa da aslında balda şifadır bu arada onu söylemek istiyorum. Gerçekten de önemli bir besin kaynağı. Peki arılar çiçeklerdeki e, balları alırken diyorum ki bak burada arı hem bu çiçeğe konacak hem bu çiçeğe konacak. Dolayısıyla arı bu çiçeğe ilk başta konuyor ardından artı bu çiçeğe konuyor. İşte her bir konuşunu farklı farklı dağıtabiliyorum. Arıyı bu çiçeklerin üzerine dağıtıyorum. Mantık olarak böyle düşünebilirsiniz. Burada mesela bak 5 çarpı 12 artı 4. Yani çarpmanın bu çarpma demek de toplama üzerine dağılma özelliği. Hemen ne yapıyorum? 5 kere 12, 5 kere 4 yapıyorum. 5 çarpı 12 artı 5 çarpı 4 yapıyorum. Hocam niye o zaman 12 artı 4 çarpı 16'dır? 16 ile 5 çarpmadın. Zaten biz burada dağılma özelliğini kullanıyoruz. Yani biz burada 12 ile 4'ü toplamayı biliyoruz zaten ama... ...bunu bu şekilde yazmanı senden isteyecekler sınavda. Ve zaten burada sayılar olmayacak. Burada x, y, z olacak. Hemen sana göstereyim mesela. 5 çarpı x artı y olacak. Burada ne yapacaksın? Burada 5 kere x, 5 x, 5 kere y... 5 y diyeceksin. İşte bunu yapabilmek için ilk başta bu an, mantığı anlamamız gerekiyor. Mesela hemen burada çıkarma üzerine dağılma üzerine yapıyoruz. 7 kere 10, 7 kere 3. 7 kere 10, 7 kere 3. Ama dikkat et. Burada hangi işaret var? Eksi. Harika. Dolayısıyla eksiyi araya koymam gerekiyor. Bak burada artı vardı. Artı araya koyuyorum. Burada eksi vardı. Eksi araya koyuyorum. Yani aslında 7'yi dağıtıyorum, 5'i dağıtıyorum diyebiliriz. Peki ortak çarpan parantezde dağılma özelliğinin tam tersi ve inanılmaz önemli. Yani bu konudaki en önemli başkalarından bir tanesi. Burada da kral metodunu kullanıyoruz. Bak iki çarpı altı ...artı iki çarpı dört demiş. Şimdi burada aslında bir kral var. O kral da Tom Cruise'e şey ikidir. Çünkü her tarafta karşımıza çıkıyor. Aynı arı gibi. Hani arı çiçekleri konuyor ya... ...burada aslında kral iki. Her iki tarafta da karşımıza çıktığı için. işte kraliçe arı gibi düşün bunu. Bu kraliçe arı nerede karşımıza çıkıyor? Burada burada. İşte bunu başa alıyoruz. Sen başa gel lütfen arkadaşım diyoruz. Ve seni lütfen seni ayrı değerlendirelim diyoruz. Böyle kendisini başa alıyoruz. Ardından... 6 ve 4'ü de bunları kapattıktan sonra yani şu ikisini kapattıktan sonra ne yazıyor burada art aslında artık? 6 artı 4 yazıyor. Dolayısıyla 6 artı 4'ü de buraya yazıyorum diyoruz. İşte bak ne yaptık? Kralı başa koyduk. Ardından geriye kalanları da işaret aynı kalacak şekilde aralarında yazdık. Mesela bak 12 çarpı 8 artı 12 çarpı 2. Şimdi bu artı aslında ayırıyor ve bu ikisindeki kral hangisi? Buradaki kral hangisi? 12. Harikasın. İşte 12'yi başa alıyorum. 12'yi başa aldıktan sonra diyorum ki 12 çarpıyı bak şunu başa aldım. 12 çarpıyı başa aldım. Geriye ne kaldı? Bunları kapattığım zaman zaten 8 artı 2 kaldı. İşte onu da parantez içine alıyorum ortak çarpan parantez dediğim şey zaten o. 8 artı 2'yi böyle yazıyorum. Mesela buradaki kral hangisi evladım 7. Hayır dikkat et bak. 7 gibi gözüküyor ama her zaman kral başta olmak zorunda değil. Buradaki kral 20'dir Tonguç evladım Bey. Bak bunun tacını giydiriyorum. Her iki tarafta olan sayı 20'dir. Sanki böyle 17 yazdık 7 yazdık kafan karıştı zaten. Sen de hemen kafan karıştı. Aferin evladım Bey. Dolayısıyla bak 20'yi başa yazıyoruz. 20, çarpı diyoruz. Ama bu sefer soldan yazmış. Hiç fark etmez. Sağdan soldan çarpmanın hiçbir önemli yok. Çünkü çarpmada değişim özelliği vardı. 20 çarpı. Geriye de kalır bunları kapattığımız zaman. 17 eksi 7. Harikasın. 17 eksi 7'yi de işte 17 eksi 7'yi de buraya parantezin içine yazıyorum. Bravo diyorum sana. Harikasın harikasın. Zaten bak dikkat et. İstersen senle beraber bunu sağlaması yapalım. 20 çarpı 17. Hop. 20 çarpı 7. 20 çarpı 7. Eksi de var aralarında. Evet. 20 çarpı 17 gerçekten de. Değişme özelliği var çarpmada. 20 çarpı 7. Aralarında eksi var. İşte bu kadar. Aynısını ulaşmış oluyor. Peki. Geldik hemen şekilde bir soruyla. Aslında bu öğrendiğimiz şeyin bir e, şeyini yapalım. E, alıştırmasını yapalım. Bak. 6 çarpı demiş. Parantez açmış. Ve sonra bir şeyler yazmış. Sonra kare çarpı 10. Eksi kare çarpı 7 demiş. Yukarıda verilen işte göre. Üçgen artı karenin sonucu nedir demiş. Şimdi bir kere. Hemen şöyle bakalım. Üçgen artı karenin sonucunu sormuş bize. Şimdi bir kere 6 çarpı üçgen eksi 7 dediyse biz burada aslında bir dağılma özelliği uygulayabiliriz değil mi? Dağılma özelliği uyguladığımız zaman altı çarpı üçgen eksi 6 çarpı 7 demem gerekiyor. Bak çok, çok kafa karıştırıcı bir şey. Ama şu, şu anda şöyle düşün. Ee, diyelim ki bak dikkat et bu ikisinin bunun e, sonucu aslında bu buysa eğer... Bununla bunun çarpımı buradaki ifade. Bununla bunun çarpımı buradaki ifade olmak zorunda. Zaten altı kere yedi burası. Dolayısıyla bunun altı olmasını bekliyoruz. Altı kere bu burası olması gerekiyor. O zaman bu da altı zaten kare altıysa altı kere on olması gerekiyor. Altı kere on olduğuna göre burasının da on olması gerekiyor. Zaten sağlamasını yapabiliriz. Bak şimdi burada kral hangisi? Altı. Altıyı başa aldım. On eksi yedidir. Bak evet altı 10 eksi 7. Hem ortak çarpan paranteziyle hem de dağılma özelliğiyle bunun sağlamasını yapabiliriz. Dolayısıyla üçgenin 10 olduğunu, karenin de 6 olduğunu ve sonucun da 16 olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. 7'den 8'e yaz kampı tüm hızıyla devam ediyor. 7'den 8'e hazırlık setini al, ücretsiz yaz kampına katıl, 8. sınıfa bomba gibi başla. Üstelik 7'den 8'e hazırlık seti alana LGS dershanesinde %40'a varan indirim var. LGS'de bu yıl senin yılın olacak. 7'den 8'e hazırlık seti tonguçmağaza.com ve tüm kitapçılarda. Geldik hemen cebise ifadeler kavramına. Biz bu konuyu hem 6'da hem 7'de görmüştük. Cebise ifadelerde şöyle bir şey var. İçinde mutlaka değişken yani bilinmeyen ifadeler olmak zorunda. Bilinmeyen deyince aklımıza en matematikte en fazla kullanılan bilinmeyen hangisi? X. Harikasın işte X bizim için çok değerli bir bilinmeyen. X deyince hemen aklımıza cebirsel ifadeler gelsin lütfen. Ama tabii sadece X değil. Bilinmeyenler X olabilir, A olabilir. Bak X olabilir, Y olabilir, Z olabilir, A olabilir, B olabilir, C olabilir, T olabilir... K olabilir. Bir sürü bilinmeyen çeşit olur. Ama buradaki, bu cebirsel ifadedeki özel bilinmeyenleri hemen söylersek nedir evladım benim? X ve Y hocam. Harikasın. X ve Y bilinmeyenlerdir diyebiliriz. Peki terimlere baktığımız zaman terimlerse aslında cebirsel ifadelerde e, her ifade... Bak en baştaki ifadenin başına bir şey yazmıyorsa, işaret yazmıyorsa mutlaka bunun ne işareti nedir evladım benim? Artıdır değil mi? O zaman bu arttı. Şimdi cebirsel ifadede terimler... Her artı eksi arasındaki ifadeye biz artı ve artı arasında veya artı eksi arasında yani toplanan çıkartılan her ifadeyi biz terim deriz. Mesela bu bir terimdir. Bu baş terimdir mesela. Bu bir terimdir. Bu da bir terimdir. Dolayısıyla burada kaç tane terim var evladım Fatih benim? Fatih terim. Harikasın. Ne Fatih terim evladım benim saçma Fatih terim. Kaç tane terim var diyorum. E, kaç tane terim var burada? Bir, iki, üç tane terim var. O zaman hemen yazıyorum. Artı 3x bir terimdir. Eksi y bir terimdir. Artı 2 bir terimdir. Dolayısıyla 3 tane terim var. Peki buradaki sabit terim yani içinde değişken olmayan dikkat et, değişkenler neydi? X ve y'ydi. İçinde bilinmeyen harf zımbırtı mımbırtı olmayan sabit olan bildiğimiz sayı ya bildiğimiz insan sayısı. Hangisi de i̇ki benim? Hocam. Harikasın. Dolayısıyla artı 2'yi de sabit terim olarak yazalım. Çünkü burada 3x var. Burada eksi y var. Bunlar bilinmeyen ifadeleri içeriyor. içeriyor. Katsayılara baktığımız zamansa buradaki katsayılar her bir terimin bir katsayısı vardır unutma. Mesela buradaki terimin katsayısı bildiğimiz normal insan sayısı yani artı üç bir katsayıdır. Buradaki terimin katsayısı şimdi burada eksi y yazıyor ya. Bu aslında eksi bir y'dir. Dolayısıyla bunun katsayısı eksi birdir. Yani eğer sana mesela ee, şey yazarsa mesela ee, diyelim ki X yazarsa bunun katsayısı bir çarpı x olduğu için x e, birdir bunun katsayısı. Mesela buraya mesela e, 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 y yazarsa yine bunun katsayısı birdir. Mesela buraya Eksi x yazarsa bunun kasisi eksi birdir diye düşünebilirsin. Burada birazcık zor kıl bir şey biliyorum. E peki ee, cebirsel ifadelerde şu şu sabit terimin kas sayısı var. Evet sabit terimin kasisi kendisidir çünkü normal bildiğimiz insan sayısıdır. Peki hemen seninle beraber burada bir özellik daha görme göstermek istiyorum. Bu çok önemli özellikle toplamı çıkarma çok işimize gelecek benzer terimler. Benzer terimlerse toplanıp çıkartılabilen terimlerdir cebirsel ifadelerde. Mesela bak x kare artı 3x artı y, eksi iki x, artı beş y gibi eşek kadar bir e, cebirsel ifade olsun. Bu cebirsel ifade de kaç tane terim vardır? Hemen bunun başına artı yazıyorum. Kaç tane terim vardır? Bir, iki, üç, dört, beş tane terim var. Bu beş tane terimden bazıları benzer oluyor Tomuş Erhan Bey. Bu arada hemen seninle beraber şunları da yapalım. Buradaki değişkenler hangileri? X ve y. Harikasın. X ve y dediğin gibi. Demin de aynı şey olmuştu. Peki e, burada e, ...sabit terim var mı Tongucelal Bey? Yok hocam. Harikasın. Yok çünkü x ve y'li bütün terimlere baktığınız zaman... ...beş terime de baktığınız ...hatta böyle terimleri yuvarlak içine alayım. Artı üç x, artı y, eksi iki x, artı beş y, artı x kare. Bunların hepsi terim. Şimdi burada ben e, sabit terim yok. Peki kat sayıları neler dediğiniz zaman? Bunun 3 bunun eksi iki, bunun artı beş. Bunların neydi? Bunun artı bir, bunun da artı bir değil mi? Çünkü e, eğer başına bir şey yazmışsa birdir e, katsayısı sayısı. Peki... Şimdi burada benzer terim denilen çok önemli bir kavram gösteriyorum. Toplama çıkarma yapılabiliyor buralarda. Mesela bak 3x ile artı 3x ile eksi 2x benzer terimdir. Yani artı 3 elma eksi 2 elma. Dolayısıyla toplayıp çıkartabilirsin. Bunlar birbirleriyle benzer terimlerdir. Ve artı 3x Eksi 2x eşittir. Aslında artı 3 eksi 2 artı 1x eder. Tamam. Şimdi aynı şekilde Tonguç Erhan Bey'im şurada da bir benzer terim yakaladım. Onlar da artı y ile artı 5y. Bunları da toplayıp çıkartıyorsunuz. Artı y artı 5y. Yani bir tane y demekti bu hatırlıyorsan. E, ee, beş y daha altı y artı altı y eder. Yani bu artı bir x bu da artı beş artı altı y şeklinde yazabilir. Burada bize en sade halini sorar. En sade hali dediğimiz şeyse... aslında bunların toplama çıkartılma yapıldıktan sonra mesela şu ikisini topladık. Şu ikisini topladık. Ve son durumda bunun benzer temi yoktur. Bak karıştırma. X, ile, x, x kare ile x asla toplanamaz. Çünkü bunlar bu İkinci dereceden olduğu için bunda bu benzer terim değil. Burada kafa karıştırıyor, burada olur. Peki en sade hali dediğimiz zımbırtı nedir dediğimiz zaman hemen gösteriyorum. X kareyi başa yazıyorum. Ona bir şey yapamıyoruz çünkü bu kaldı böyle. Ama bu ikisini topladım. Artı bir X etti. Hop. Ama bu ikisini topladım. Artı altı Y etti. Hop. Dolayısıyla bu ifadeye biz en sade hali diyoruz. Cebirsel ifadenin üç terimliymiş aslında cebirsel ifademiz. Hani normalde beş terimli gözüküyor ya. Aslında üç terimli yapabiliyormuşuz en sade halde. Şimdi geldik ifadesinin en sade halinde kaç tane terim vardır demiş bize. Şimdi bakıyorum, e, bu hemen başına artı yazıyorum. Bu bir terimdir. Bu bir terimdir. Bu bir terimdir bu bir terimdir, bu bir terimdir, bu bir terimdir. Toplamda kaç tane terim var? Altı hocam. Harika, altı tane terim var. Şimdi bu altı tane terim Sabit terim hangisi Evren Bey? Beş. Harikasın, süpersin. Bu da sabit terim diyoruz. ST diye buraya hemen. Çünkü artı beş, bunu bildiğimiz bir sayı. Peki, burada benzer terimler var mı? Evet, var. 2 ye kare ile sakın y 2y 3y'yi karıştırma çünkü bunlar kare bu da normal olmaz ama benzer terimler bak 4x ile eksi x o zaman artı 4x Eksi x, eksi 1x demek aslında bu katsayısı 1'de hatırlıyorsan. Artı 4x, eksi 1x. Artı 3x bu ikisinin toplamı etti. Peki bir de şu ikisi var. Bu da artı 3y ile artı 2y diyorum. Bu da artı 5y O zaman en sade halini yazalım bakalım. Hadi artı 2y kare. Hop. Sonrasında bu ikisini topladık. Ne etti? Artı 3x... Hop. Bundan sonra bu ikisini topladık. Ne etmişti? Artı 5 y. Sonra geriye kalan zımbırtı artı 5. O zaman bu ifadeye baktığımız zaman 1, 2, 3, 4 tane terim olmuş oluyor. En sade halindeki terim sayısına biz 4 diyoruz. Burada toplamda 6 tane terim vardı. İşlemler yaparak bu terim sayısını düzeltmiş olduk. Peki geldik. Sözel ifadeleri, cebisel ifade çevirmede 7. sınıfta gördüğümüz önemli bir başlıktı. Şimdi biz eğer bir sayıyı bilmiyorsak... ...biz bu sayıya ne diyorduk evren bey? Bilinmeyen sayı. X hocam. Harikasın X. X çok önemli. X inanılmaz karşımıza gelecek. Peki bir sayının 5 fazlası dediği zaman... ...ya ben bu sayıyı bilmiyorum ki... ...o zaman bu X olsun. X'in 5 fazlası diyor. X artı 5 şeklinde yazabiliyorum. Bak Tongül senden 10 santimetre daha kısayım. Tongucun boyu Tongül'ün boyu. Nasıl yazılabilir o zaman? Şimdi Tongül... 10 santimetre daha kısaymış Tonguç'un Tonguç'tan. Tonguç'un boyuna biz ne diyelim e, diyoruz? X diyelim diyoruz. Tonguç'un boyuna X dersek Tongül 10 santimetre daha kısaysa e, Tonguç'tan o zaman X eksi 10 şeklinde ifade edilmeli. Bak ne yapıyorum? Tongucun boyuna x dedikten sonra Tongül'ün boyunu x cinsinden ifade ediyorum. Yani sayı yok ortalıkta. Artık zaten matematikte belli bir yerden sonra sayı karşımıza gelmiyor. Hep x'ler, y'ler, a'lar, b'ler, c'ler geliyor. Dolayısıyla bunları çok iyi aşina almamız gerekiyor. uyum sağlamamız gerekiyor. Bir kenar uzunluğu a santimetre olan eşkenar üçgenin çevresini demiş. Şimdi bir kere bu bir eşkenar üçgen. Eşkenar üçgen ne demek? Tüm kenarları diyor? eşit demek. Oluyor. Harikasın. Tüm kenarları birbirine eşit. O zaman bu buna eşit. Bu da buna eşit. Hepsi buna. Eşit. O zaman hepsi A değil midir Tonguç Erdoğan Bey? Hepsi A. O zaman diyorum ki çevre uzunluğu demiş. Ya kardeşim o zaman A artı A artı A. Kaç tane A eder? Üç A eder. Harikasın. Üç A şeklinde yazabiliriz. Yani ne yapıyor aslında? A artı A artı A diyoruz. başında hiçbir şey yoksa ne demiştik? Bir çarpı, bir çarpı, bir çarpı katsayısı vardı. Bir, bir tane A, bir tane A, bir tane de üç tane A eder. Üç elma gibi düşünebilirsin bunu. Cevabımız o zaman üç A'ymış diyoruz. Peki geldik hemen cebirsel ifadenin değerini bulmaya. Şimdi burada da önemli bir e, konu var. Cebirsel ifadelerin değerini bulurken genellikle bize bilinmeyen değişkenlerin ne olduğunu söyler. Mesela A eşittir beş demiş. Ya Adam demiş ki bilinmeyeni ben sana verdim kardeşim bilinmeyenin değeri biliyorum ben demiş. Bildiğini söylemiş bize. Ya o zaman niye beni uğraştırdın? Dolayısıyla bizi niye uğraştırıyorsun? Aslında alıştırmak için yapıyoruz. Ne, ne yapıyoruz? Bak şimdi burada bakalım. A eşittir beş ise iki A artı üç, cebirsel ifadesinin değeri nedir diye soruyor bize. Şimdi iki A artı üç ne demek aslında? İki ...çarpı a artı üç demek. Yani burada görünmez bir çarpı var. Mesela bu çok önemli. Matematikte şu çok önemli. Bak iki x yazarsam bu iki çarpı x demek. Mesela beş b yazarsam bu beş e, şey demek. Beş çarpı b demek. Mesela e, dört k yazarsam dört çarpı k demek. Bu matematikte çok kullanılıyor. Peki o zaman iki a artı üç de iki çarpı a artı üç demek... A'nın da 5 olduğunu vermişizdir. O zaman ben yine 2A artı 3'i yazıyorum ama dikkat et A'yı böyle 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 kesik kesik yazmışım. Neden çünkü biliyor musun A'nın yerine 5 yazacağım. O zaman buraya tak diye 5 yazdığımız zaman 2 çarpı 5 on. harika 10 on 3'te cevabımızın 13 olduğunu söyleyebiliriz O zaman cebirsel ceb ceb ifadenin biz A eşittir 5 değeri için bak A eşittir 5 değeri için sonucunu bulabiliyoruz. Peki geldik 3x 4 bölü 2 cebirsel ifadesinin x eşittir 6 için değerini bulalım demiş. Şimdi bu ifadeyi tekrar yazıyorum bak. 3 çarpı bu çünkü burada çarpma değil aslında. X'i böyle kesik kesik yazıyorum. Kesik kesik yazdım. Eksi 4 bölü 2. Yani aynısını yazdı mı burada evladım ben? Evet hocam. Evet tebrik ediyorum. Dolayısıyla yazdıktan sonra yapmam gereken şey şu. X yerine 6 yazmak. Burada X gördüğüm yere 6 yazmak. Dolayısıyla 3 kere 6 18. 18 4 14. 2 7'dir cevabımız diyoruz. Dolayısıyla aslında işlem çok basit. Aynısını yazıp x gördüğün yere 6 yazıyorsun diyoruz. Hocam şurasının 90 dereceden büyük olduğunu söylemiş. Orası 90 derece ise altının karesi 36. Hı <laughs> hı. İstiklal Marşımız 1921 yılında yazıldı. <laughs> ne yaptın bakalım Pomodoro'da? 30 tane matematik sorusu çözdüm ama yeni nesil değil. temel. 10 soruda paragraf çözdüm. Süpersin. Bu Pomodoro'da ne yapacaksın peki? Bunlara devam mı aynalarına? Hocam bu Pomodoro'da da paragrafa devam etmeyi düşünüyorum. Full paragraf çözeceğim hocam. Geldik. Hadi bakalım. Ee, kısa kenarının uzunluğu A santimetre olan dikdörtgenin uzun kenarının uzunluğu kısa kenarın uzunluğunda iki katından dört santimetre daha fazladır demiş. Hadi bakalım. Dikdörtgenin çevre uzunluğu veren cebise ifade yazılıyor. Şimdi böyle sorular çok karşımıza gelecek. O da şu. Bir dikdörtgen var. Kısa kenarını vermiş bize. A demiş. Ee, uzun kenarı da kısa kenarının uzunluğunun iki katından dört santimetre fazlaymış. He, o zaman diyorum ki burası A ise bunun iki katı yani iki A'dan dan dört santimetre daha fazladır. Yani aslında bize verilen ifadeyi e, matematikçe'ye matematik C'ye çevirmiş oldum. Türkçe verilen ifadeyi matematik C'ye çevirmiş oldum. Ne yaptık? Burada iki çarpı A artı dört dedik. Peki o zaman bu kısa kenar bu da uzun kenar oldu aslında ve ne yapmamızı istiyor bizden? Çevre uzunluğunu soruyor. Yani çevre uzunluğu nasıl bulunuyordu? Kısa kenarla uzun kenarı topluyorduk. A artı 2 A artı 4 diyorduk. Sonra bunu 2 ile çarpacak. Hadi bakalım ilk başta bunu, bunu bir e, toplayalım bakalım. Topladığımız zaman bu aslında neydi? Bir tane A'ydı. Bir tane A ile 2 A'yı toplarsak 3 tane A eder. 3 tane A'yı da 3 A diye yazarız. Artı 4. Ve bunu ne yapmamız gerekiyor? İki ile çarpmamız gerekiyor. İki çarpı üç A artı dördü de böyle yazıyorum. Ve dağılma özelliğini kullanıyorum. Ne yapıyorum? İki çarpı üç A yani burada da şöyle kurallarımız var. Onları da söylemek istiyorum. Mesela iki kere üç altı. İki çarpı üç da iki çarpı üç da iki kere üç altı yazıyorsun. Altı A yazıyorsun. Bitti bu kadar. Burasına altı A diyorum. İki çarpı dört sekiz ve aralarında da artı var. 6 a artı 8 santimetredir çevre uzunluğu. Peki çevre uzunluğunu artık biz ne bulduk? 6 a artı 8 bulduk. Peki bunun a eşittir 5 değeri için ne olduğunu soruyor biz. O zaman hemen yazıyorum. 6 çarpı a bu çünkü a yazıyor artı 8. Biz bunu bulmaya çalışıyoruz. Ne için? A eşittir 5 için. O zaman a yerine 5 yazıyorum. Hop buraya 5 yazdım. 6 kere 5 30. 30 artı 8 de 38 santimetre cevabına ulaşmış olduk. Peki geldik cebisel ifade toplama işlemi. Zaten demin öğrendiğimiz şeyin benzer terimlerle toplamının aynı şeyi. İki elma, üç elma daha. Beş. Harikasın. Bu beş elmayı aslında biz her yerde kullanıyoruz. Bak iki x, üç x daha, beş x. Altı x kare artı üç x kare, üç x kare daha. 9 x kare. Burada çıkarma da o burada hiç fark etmez. Yani toplama çıkarma sonuç olarak bunları birbirine ekliyorsun veya çıkartıyorsun. Elma armut hesabı yapıyoruz. Peki burada mesela 4 x artı 5 artı 3 x eksi 2. Birazcık daha parantezli olduğu zaman ne yapacağız? Şimdi parantezli olduğu zaman parantezleri açabiliyorsun. Çünkü burada artı varsa parantez aynen açılır. 4 x artı 5 artı 3x eksi 2 diyorsun. Sonra diyorsun ki benzer terimleri toplayabilirim. 4x ile 3x benzer terim ve bu aslında artı 4x hatırlıyorsan ve bu ikisinin toplamı da artı 7x eder. E bu x zaten bir toplamıyor. 5 eksi 2. 3. Harikasın. 3. Ama artı 3 eder unutma. 7x artı 3 de bizim sonucumuz olur e, cebirsel ifadenin toplamının sonucu. Peki cebirsel ifade çık ne yapıyor? da çok basit mantık. Yani demin yaptım mesela hemen göstereyim sana. E, ee, 5x eksi 3x. 5 elmadan 3 elma çıkarsa ne olur? 2 elma olur. Harika. 2 elma aynen 2x yazıyorum. E i̇şte bu kadar. Ama eğer parantezli bir çıkarma varsa ki sınavlarda hep böyle geliyor. Sınavlarda hiçbir zaman bu kadar basit sormuyorlar. O zaman ne yapacağız biliyor musun? Çıkarma işlemini toplama işlemine çevireceğiz. Ama bunu yaparken e, çıkarmanın başında olduğu parantezin içindeki bütün işaretleri değiştirmen gerekiyor. Hayda ne demek bu ya anlamadım. Şimdi bak burada bak. 7x artı 3 eksi 2x artı eksi 2 var. Şimdi bunun başında artı 7x demek aslında. Bu da artı 2x demek unutma. Şimdi burada bunu aynen yazıyorum. Artı 7x artı 3'ü aynen yazıyorum. Bu çıkarmayı toplamaya çeviriyorum. Hop. Ama o zaman bunun içindeki bütün işaretleri de değiştirmem gerekiyor. Şunu şöyle yazdım. Sonra bunun içerideki işaretleri değiştiriyorum. O zaman artı 2x neye dönüşüyor Evren Bey'im? Eksi 2x'e dönüşüyor. 2 neye dönüşüyor? Artı 2'ye dönüşüyor. Art, pardon. Artı 2'ye dönüşüyor. Ve son durumda artık parantezi açabilirim. E, artı 7x ile e, eksi 2x'i toplayabilirim. Dolayısıyla 5x eder. Artı 3 ile de artı 2 artı 5 eder. İşte cevabımız olmuş olduk Aynı şeyi burada yapalım. Hadi senle beraber. Bak eksi 2x artı 1 bu eksiği artıya çeviriyorum. Bunu artı yapınca böyle daha kolay yoldan yapıyor. Bunu eksi yapıyorum, bunu da artı yapıyorum. Yani işaretlerini değiştiriyorum. Bunu işaretini değiştirdiğiniz zaman eksi artıya çevirdiğiniz zaman parantezin baş, bu parantezi etkilediği yani bu eksi bu parantezin başındaydı. Buradaki işaretin hepsini değiştiriyor. O zaman ne yapıyorum? Eksi 2x artı 1 e, eksi 4x artı 2 diyorum ve son son durumda benzer terimler bu ikisi toplanır. Eksi 6x eder. Eksi 2 elma, eksi 4 elma da eksi 6 elma eder. Artı bir artı iki artı üç eder. Cevabımızı eksi altı x artı üç. Tabii eksi sayılar birazcık daha kafa karıştırıcı olabiliyor. Birazcık daha ötesi, birazcık daha ileri seviye tabii bunlar. Zaten eksideki hesapları hatırlayalım. Mesela eksi iki ile eksi dördü toplarsak ne ediyordu Tonguç Eren Bey? Bunlar dost da hatırlıyorsan. Onu da hatırlatmış olayım sana. Bunlar dost olduğu için bunlar birbirine ekleniyordu. Eksi altı oluyordu. Çünkü ikisinin işareti eksi olduğu için onu da aklımızda tutalım. Geldik LGS'ye nasıl sorar? Bak bu da çok önemli. Artık bu ne, niçin çalışıyoruz? LGS için çalışıyoruz. Ama şimdiden hemen sana bir LGS soru çözerim. Yanda kenar uzunlukları verilen dikdörtgen şeklindeki bahçenin kenarına 2 metre kalınlığında yol yapılıyor demiş. He tamam. Bu LGS'de çıkmış bir sorunun tıpkısının benzeri. Son durumda bahçedeki yeşil renkli bölgenin çevre uzunluğu kaç metre diye soruyor bize. Şimdi yeşil renkli bölge. Burasının hepsi buradan buraya kadar 3x artı 8'miş. O zaman burası da şimdi o zaman şu karşı tarafta 3x artı 8'dir bir kere. E 3x artı 8 burası ise burası da 2 ise burası 3x artı 8'den 2'nin çıkmış hali değil midir? Yani nedir hemen hesaplayalım. 3x artı 6'dır değil mi? Yani şu yeşilin şurası 3x artı 6'dır diyebiliriz. Aynı şeyi burada yapıyorum. Burasının hepsi 2x eksi 1 ise burasının hepsi de 2x eksi 1'dir. 2x eksi 1'den 2 metreyi çıkartırsak 2x eksi 1 eksi 2 diyorum. Yani 2x eksi 3 buradaki şu uzunluktur. Bize ne sormuştu? Renkli bölgenin çevre uzunluğunu sormuştu. Yani 3x artı 6 ile yani şurasıyla şurasını e, topluyorum. Artı diyorum. 2x eksi 3. Sonra bunu 2 ile çarpacağım. E, kısa kenarla uzun kenarı topluyorum. Toplayalım bakalım. Bu artı olduğu için bir problem yok. O zaman 5x e, artı 3 çıkıyor. Bunu 2 ile çarpacağım. 2 çarpı 5x artı 3 diyorum. LGS çıkmış onun tıpkısının benzeri. Bunu böyle dağıtıyorum. Bunu böyle dağıtıyorum. 2 çarpı 5x 10x eder. 2 çarpı 3 de 6 eder. 10x artı 6 sonucumuza ulaşmış olduk. Şimdi de son olarak doğal sayı ile cebirsel ifadeyi çarpmaya bakalım. Şimdi bir kere e, karemiz var ve karenin çevresini soruyorum. Burada kaç tane kenarı toplamam gerekiyor? Dört kenar hocam. Harika. 4 tane kenarı toplayacağız. O zaman 2x artı 3 2x artı 3 toplamda 4 tane 2x artı 3 toplamda. O zaman ben diyorum ki ya kardeşim 4 tane 2x artı 3 diyorum. İşte bu ifadenin cebirsel ifade şeklinde gösterimde ve bunu ne yapıyorduk? Dağıtıyorduk. Böyle dağıttığımız zaman 4 kere 2x 8x eder. Demin göstermiş zaten. 4 kere 3 de 12 eder. 8x artı 12 şeklinde yazıyorum. Aynı şekilde mesela bak burada alıştırma yapalım seninle beraber. 5 kere 4 20 etti. 5 kere eksi 3x hemen bunu yazalım bak. 5 çarpı Eksi 3x. Şimdi burada normal sayıla normal sayı çarp. 5 kere eksi 3. Eksi 15. Harika. Eksi 15. Yanına da x koy. İşte bu kadar. Eksi 15x şeklinde yazabiliyoruz. Ya yani 5 kere 3x zaten biliyorsun. 15x. Arasına da eksi koyuyorsun. Şeklinde yazabilirsin. Şimdi geldik hemen sana beraber. Son sorumuz artık. Küçük boy bardakla beş kez ve büyük boy bardakla üç kez su dökülünce görseldeki boş sürahi dolmuştur demiş. Tamam. Bu sürahinin hacmi kaç mililitre diye soruyor bize. Şimdi küçük boy bardakla beş kez. O zaman beş tane x artı iki eklenmiş. Büyük boy bardakla üç kez. O zaman üç kere de üç x eksi bir eklenmiş. Ve bunları eklediğimiz zaman boş sürahi doğmuş. O zaman bu ikisinin toplamı aslında sürahinin hacmi demek. O zaman hadi, hadi bakalım sana böyle yapalım. Bunu yaparken ne yapıyoruz? Yine dağılma özelliğini kullanıyoruz. Ve tabii ki e, ne yaptık? Bir denklem kurduk aslında. Bak 5 kere x 5x artı 5 kere 2 10 artı 3 kere 3x 9x 3 kere eksi 1 eksi 3. Dolayısıyla son durumda 5x artı 9x 14x benzer terim oldukları için artı 10 eksi 3 de artı 7. O zaman 14x artı 7 mililitredir. Aslında boş sürahinin hacmi diyoruz. Ödül sorumuzu yap yorumlara yolla bakalım. Tonguç Dershane yaz kampını sundu.